Evet. Burada motorumuz ve pilimiz var. Pilin üzerindeki bağlantıların yerini değiştirirsek motorun yönünü de değiştirebileceğimizi biliyoruz. Ama şu anda yapabileceğimiz tek şey motoru bir tür muhafazaya yerleştirip çalıştırmak. Sonrasında her şeyi manuel olarak değiştirmemiz gerekir. Burada amaç motoru kontrol edebilmek ve istediğimiz zaman açıp kapanmasını, ileri veya geri gitmesini sağlamak. Bunun için de bir mikro denetleyici seçtik. Bizim seçtiğimiz ürün Arduino Uno. Bunu internetten alabilirsiniz. Fiyatı yaklaşık 65 lira. Mikro denetleyici ile ne yapmak istediğinize ve kartı birleştirmek için ne kadar efor harcamak istediğinize bağlı olarak farklı fiyat aralıklarında ürünler bulabilirsiniz. Bu ürün monte edilmiş halde geldi. Çalıştırılmaya hazır. Bilgisayar bağlantısı var, yani kullanımı çok kolay. Bu yüzden özellikle bu ürünü seçtim. Arduino açık kaynaklı bir mikrodenetleyici ve bir derleyici ile birlikte geliyor. Derleyiciyi indirip kodunuzu yazabilir, bu kodu Arduino'ya yükleyerek robotunuzu hareket ettirebilir ve farklı şeyler yapmasını sağlayabilirsiniz. Arduino sensörlerden bilgiyi alır ve bu bilgiyi robotun farklı parçalarına ne yapması gerektiğini söylemek için kullanır. Elimizde hareket edebilen bir motorumuz, güç kaynağımız ve istediğimiz şekilde hareket etmesini sağlayacak bir mikro denetleyicimiz var. Ama bir sorunumuz da var. Motoru doğrudan Arduino'ya bağlayamıyoruz çünkü Arduino'nun çalışması için gereken akım motorunkinden çok daha az. Bu sebeple doğrudan bağlantı yaparsak motorun akımı Ardinyo'yu yakacaktır. Bu yüzden, motorun yüksek akımını kontrol edebilecek bir cihaza ihtiyacımız var. Yüksek akım gerektiğinde kapatılabilmeli ve Ardinyo'yu etkilemeden akımın yönünü, polaritesini kontrol edebilmeliyiz. Bunu yapabilmek için bize bir motor kumandası gerekiyor. Bu motor kumandasının parçalarını önceden birleştirmiştim. Nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Bu bir, Solar Botix marka bir motor kumandası. Nasıl çalıştığından biraz bahsedeyim. Kumanda temel olarak motorun hızını ve yönünü ayarlar. Pildeki yüksek gücü düşürür ve daha fazla akımın geçmesine izin verir. Arduino'dan sinyal bilgisi alır. Bu da düşük voltajlı ve düşük akımlı bir sinyaldir. Bu düşük voltajlı ve akımlı sinyal kumandaya ulaştığında kumanda motoru çalıştırır ve motor belli bir yönde dönmeye başlar. Daha sonra motor kumandası Arduino'ya zarar vermeden pilden motora güç akışını sağlar. Böylece motoru Arduino kullanarak çalıştırmayı denediğimizde ulaşabileceğimiz güçten çok daha yüksek bir güçte çalıştırabiliriz. Peki bu durum tam olarak nasıl gerçekleşir? Sinyaller Arduino'dan buradaki küçük bağlantı noktalarına ulaşır ve buradaki L298 motor sürücü çipi tarafından işlenir. Bu çip pilden motora giden gücü kontrol etmemizi sağlar. Burada başka bir çip daha var. Bu 5 voltluk bir güç kaynağı yani güç kaynağı çipi. Bu 5 volt Arduino'ya güç vermek için kullanılır. 5 voltu buradaki bağlantı bloğundan alıp Arduino'ya bağlayabiliriz. Böylece çok sayıda farklı voltaj elde edebiliriz. Motor pilden 12 volt alır. Arduino ise güç kaynağından sadece 5 volt alır. Kart üzerinde diyotlar da var. Bu diyotlar voltajın motordan diğer kısımlara geçip zarar vermesini engeller. Bir motoru hızlıca durdurduğunuzda veya yönünü tersine çevirdiğinizde motordan diğer kısımları etkileyebilecek bir elektrik akımı çıkabilir. Diyotlar valf görevi görüp elektrik akımına yalnızca tek yönde izin verdikleri için diğer parçaları korumuş olurlar. Burada birkaç tane de direnç var. Burada görülen iki direnç şuradaki led'leri korumak için tasarlandı. Bu led'ler ışık yayan diyotlardır. Bunlar akımın yönünü ya da polaritesini gösterir. Polarite de motorun hangi yönde döndüğünü gösterir. Yani bu led'lerin buradaki işlevi bu. Bu dirençler led'lerin çok fazla güç alıp yanmalarını engeller. Burada bir de küçük bir kondansatörümüz var. Yüksek frekanslı filtreleme kondansatörü. Bir de akımdaki dalgalanmaları kontrol altında tutmaya yarayan elektrolikit kondansatör var. Arka tarafta iki tane daha direnç var. Onlar da çipin değişik kısımlarını koruyor. Burada bağlantı bloklarımız var. Güç bu bloklardan geçiyor. Motor bağlantı bloğuna şu şekilde bağlanıyor. Güç pilden buradaki bağlantı bloklarına geliyor. Bir sonraki videoda bunların hepsini nasıl bağlayacağınızı ve motor kumandasının montajını göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.